Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Son bir süreden tekrar kutu açılımı yapacağız. Tabii ki burada telefon kutu açılımı yapacağız. Ocak 2022 Ocak ayında tanıtılan Xiaomi Redmi Note 11 serisinin en üst seviyesi olan Redmi Note 11 Pro 5G kutusundan çıkarıp ve kutu içeriğine bakacağız. Aynı zamanda kısa bir incelemeye yer vereceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarda arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 11'in incelemesini yapmıştık. Bu sefer Redmi Note 11 Pro'yu, yani abisi, büyük abisi diyelim, bir de Redmi Note 11 S var. Onu da yakın bir zamanda arkadaşlar imkan olursa kutu açılımı, olmazsa en kötü bir inceleme videosuyla geleceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Ürünle ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum. Şu anda Türkiye'de Redmi Note 11 serisi daha resmi olarak satışa çıkmadı. Redmi Note 10 Pro serisi, Note 10 serisi hala satışta olduğunu söyleyebilirim. Note 10 Pro en uygun fiyatta 6.000-6.500 TL fiyat bandında olduğunu düşünürsek, bu da Türkiye'ye satışa çıktığında 7.000 TL aşağı olacağını düşünmüyorum. Yani 7.000 TL üst seviye olduğunu söyleyebilirim. Yani geçen sene bu zamanlarda iPhone 11'i 7.000 TL alırken artık Redmi serisi bile yani çok yüksek fiyatlara sahip olduğunu söyleyebilirim maalesef. Özellikle dolar kurunun çok yükselmesinden dolayı bunu söyleyebilirim. Redmi Note 11 serisinin en büyük iddiası zaten özellikle pil konusunda ve kamera konusunda daha iddialı olduğunu söyleyebilirim. İşlemci de biraz orta seviye olduğunu söyleyebilirim. Hemen lafı daha fazla uzatmadan ürünün kutu açılımına ve kısa bir incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde kutuyu üstten gördüğünüz gibi Redmi Note 11 yazısı olduğunu görüyoruz. Büyük harflerle yazılmış. En önemli iddialı özelliklerini burada belirtilmiş. 67 Watt hızlı şarj, bu gerçekten çok yüksek ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten 67 Watt'lık adaptör kutunun içinden çıkıyor. Sizin ayrı almanıza gerek yok. 5G yazısı görülüyor. Burada Pro, bunun bir de 5G olmayan versiyonu var. Her ne kadar 5G olsa da ülkemizde şu anda 5G maalesef kullanılmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle yan tarafa baktığımızda zaten Redmi Note 11 serisi şöyle... Alt tarafa baktığımızda ise ürünün e-mail bilgisi ve kamera, 108 megapiksel kamera, arkada üçlü bir kamera dizilimi olduğunu söyleyebilirim. Hemen lafı fazla uzatmadan yine aynı şekilde kutunun etrafına, üstüne baktık ve kutu içeriğine geçelim. Kutu daha önceden açıldı arkadaşlar, kontrol amaçlı. Biz daha çok burada amacımız kutu içeriğini size göstermek. Onu söyleyeyim, cihaz hiç açılmadı. Bizi direkt telefonun kendisi karşılıyor. Gördüğünüz gibi beyaz rengi elimizde mevcut. 3 farklı renk seçeneği var. Beyaz, gri ve mavi olduğunu burada söyleyebilirim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi burada 108 megapiksellik ultra geniş açı ve makro lensli kameradan bahsetmiş. 67 wattlık turbo şarj ve 5000 miliamperlik bataryaya sahip. 120 Hz Full HD Plus AMOLED bir ekran var. Aynı zamanda çift hoparlör sahip, bunu da söylemiş. 5G Snapdragon 695 bir işlemciye sahip, bunu da söyleyebilirim. Yine Mi logosu var, her ne kadar Redmi diye geçse. Bu şekilde ürünü bir köşeye alalım, kutu içeriğine daha bakalım. Burada yine garanti belgesi ve işte sim açacağı var, bunlara girmeyeceğim. Şöyle bir kılıf geliyor, şeffaf, bunu söyleyeyim. Yine gördüğünüz gibi kocaman bir 67 wattlık şöyle beyaz, biraz kameranın rengini alıyor olabilir. Evet, 67 wattlık büyük bir adaptöre sahip. Çok kısa sürede, tahminim hani yarım saat veya 45 dakika kısa sürede telefonun tamamını şarj eder. Oyun için çok iyi olduğunu söyleyebilirim. 120 Hz'lik ekran yenileme hızı gerçekten çok iyi. 5000 miliamperlik batarya da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu yine burada bir kablomuz var. Bunu da şöyle göstermiş olayım. Turuncu renk var yani bayağı büyük olduğunu söyleyebilirim. Bir tarafı USB-C, bir tarafı USB-A. Tabii ki burada adaptörün bu turuncu rengi de güzel olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde göstermiş olayım. Bunu da köşeye alayım. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Hemen kutuyu köşeye alıp telefonun kendisinin kurulumunu yapıp daha sonra ise kısa bir incelemeye yer verelim. Şu şekilde beyaz renk, şöyle 3 farklı renk seçeneğine sahip. Evet,
Güzel bir renk, beyaz. Kasası tamamen plastik, size metal gibi gelebilir. Metal görünümlü olduğunu söyleyebilirim. Evet, yakından gördüğünüz gibi koskocaman bir lensimiz var. Burada 108 megapiksellik lens. Alt tarafta 8 megapiksellik ekstra geniş açı sunan bir lens var. Yine alt tarafta 2 megapiksellik arkadaşlar makro lens olduğunu söyleyebilirim. Yine LED flaşımıza yer verilmiş. Şöyle baktığımız zaman böyle arka tarafta cam ve plastik karışımı olduğunu söyleyebilirim. Altta Redmi 5G logosunu görüyoruz. Yan taraflarda yine ürünle ilgili bilgilere yer vermiş. Güzel bir renk. Yani biliyorsunuz Redmi Note 11 serisinde kavisli kasadan çıkıp düz, yani tıraşlanmış kasaya geçti. Yan tarafa baktığımızda parmak izi okuyucusu, ses açma ve yükseltme tuşunun yer verildiğini görüyoruz. Yine yan tarafta bir şey yok. Üst tarafta bir 3,5 milimlik kulaklık jakı ve 2 tane mikrofon, aynı zamanda bir hoparlör var. Yine alt tarafa baktığımız, yani çift hoparlör olduğunu söyledik. Burada yine bir hoparlöre daha yer vermiş. Yine bir mikrofona daha yer vermiş. SIM tepsisi var. Burada çift SIM'de aynı zamanda 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği de var. Evet arkadaşlar, şu şekilde hemen telefonu açalım ve şu şekilde bir gördüğünüz gibi MIUI 13 ile geliyor. Aslında daha bir sürüm daha var, 13.5 diye. Büyük ihtimalle bu güncellenin şöyle bir telefonun kurulumunu yapalım. Daha sonra videoya devam edelim. Hızlı bir şekilde bu adımı atla. Evet, internete de yine birazdan bağlarız. Bunu da atlayalım. Telefonun kurulumu gerçekleştiriyor. Bu arada parmak izi okuyucusu var. Yani ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu değil de yan tarafta parmak izi okuyucusu var. Bunu da ekleyelim. Hemen şu şekilde buraya bir pin ekleyelim. Bakalım tepkileri ne kadar hızlı. Şöyle 1, 2, 3, 4 diyelim. Yani gerçekten hafif olduğunu söyleyebilirim. Ürünün kendisi zaten 202 gramlık bir hafifliği var şu şekilde. Evet. Parmak izi okuyucusunda, yani parmak izini de ekledik. Klasiği seçiyoruz ve kurulum hızlı bir şekilde arkadaşlar tamamlanıyor. Evet. Telefonun kurulumu gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Hemen burada bir damla çentikli 16 megapiksellik kameramız var. Zaten yanlarında böyle bir beyaz şey nokta olduğu görülüyor. Yani bu da ekran koruyucusu. Güzel bir ekran koruyucusu yerleştirilmiş burada. Ön tarafa baktığımızda da ön tarafında tasarımın güzel olduğunu söyleyebilirim. 6,67 inçlik Full HD Super AMOLED bir ekrana sahip. Hemen kamerayı da şöyle göstermiş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi HDR desteği var. Yapay zeka destekli 108 megapiksel bir kameramız var. 2x optik zoom yapıyor. Normal şu şekilde hemen bir fotoğraf çekelim. Bir de 2x optik zoom. Bir de ekstra geniş açı var. Onu da söylemiş olalım. Yine buradan daha fazla kısmından 108 megapiksel kamerayı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve 108 megapiksel, bu Samsung'un lensi kullanılıyor buradaki 108 megapiksel. Tabii ki yani Xiaomi uzun bir süredir bu lensi kullandığını söyleyebilirim. Hemen buradan çıkalım. Geri gelelim. Yine burada video kısmına baktığımız zaman tabii ki 4K video seçeneği maalesef telefonun kendisinde yok. 1080 30 fps, 720 30 fps video seçeneği var. Aynı şekilde ön kameraya baktığımızda da yine video seçeneğinde 1080 30 fps ve 720 30 fps video seçeneğinde yer alıyor. Fotoğraf kısmında da yine iyi olduğunu söyleyebilirim. Ürünün kendisi şu şekilde. Ürün hakkında hemen girelim. 6 GB RAM ve 64 GB hafıza seçeneği, 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneği var. Bizim elimizdeki 128 GB telefonun kendisi ve aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 GB RAM var. Artı 3 GB RAM var. Bu sanal olarak gerçekleştirilen RAM olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Redmi Note 11 Pro 5G akıllı telefonu kutusundan çıkardık. Kısa bir incelemeye yer verdik. Ben telefonu gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle işlemci ve RAM konusunda iyi. Ekran yenileme hızının
120 Hz olması çok iyi. Güzel bir telefon, fiyatına göre iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani Türkiye'de şu anda ne kadar geliyor onu bilmiyorum ama yine büyük ihtimalle yani bu özelliklerde alabileceğiniz en iyi telefon olduğunu söyleyebilirim. Ürünle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.